Uf ya, geldiniz sonunda. Ya Allah aşkına biriniz bir şey sorun, şu Ümran denen kadın bir şey biliyor mu? Öldüm burada meraktan ya. Sen de mi bir şey öğrenemedin? Yok. Osman, istersen sen arabaya git. Biz sana bilgi veririz şimdi, bizi hep birlikte görmesin Ümran. Tamam. Alevim, iyi olacak, merak etme. Hadi bay bay. Sen dayımın yanında niye beklemedin? Ben orada beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Ben de seni burada yalnız bırakmayayım dedim. Sağ ol. Ama gördüğün gibi burada da durum aynı. Hepimize güzel bir düğün sürprizi oldu bu. Herkes bir anda telef oldu. Ne uğursuz düğünse. Ben bir Neslihan Hanım'ı arayayım. Doktor Bey, Murat Bey'in durumu nasıl? Kaza geçiren hastanız. İşiniz iyi hanımefendi, merak etmeyin. Ameliyat sorunsuz geçti. Ah. Eşi benim doktor bey. Özür dilerim. Dediğim gibi ameliyat çok iyi geçti. Hiçbir sorun yok. Yalnız dalakta zedelenme, iç organlarda yaralar ve kaburga kırıkları var. Epey uğraştık. Şu anda durumayayım. Şimdi yoğun bakım alınacak. Ancak en az ameliyat kadar hastamız için önemli bir süreç başlıyor. Bekleyip takip edeceğiz. Doktor bey, görebilir miyim? Çok merak ediyorum. Kısacık bir süreliğine olsa yanına giremez miyiz? Şu an için imkansız hanımefendi. Geçmiş olsun. Ama doktor bey, bakın. Alev ameliyattaymış. Ayrıca biraz abartmıyormuşum. Deniz'cim, henüz aile bile olmadan bu bize olan yakınlığın beni şaşırtıyor doğrusu. Sen gidip nişanlınla ilgilensene. Ben kocamın yanındayım, merak etme. Doktor bey, işim nasıl? Olumlu gelişmeler var Ömer Hanım. Hastamız kendine geldi. Genel durumu çok iyi. Ama dediğim gibi önümüzdeki 24 saat çok kritik. Peki şimdi yanına girebilir miyim? Girebilirsiniz. Ama lütfen 2 dakikadan fazla kalmayın. Hastamızın dinlenmesi lazım. İçeride hasta bakıcılar sizi hazırlasın. Müsaadenizle. Çok teşekkürler. Yeterli. Daha fazla yormayalım hastamızı. Dışarıda seni bekliyor olacağım.